Biliyorsunuz geçen hafta açıklama yaptık. Geçen hafta 500 yataklı eğitim ve araştırma hastanemizin ihalesi yapıldı. İşte bu kesinleşme süreçleri var. Kesinleştikten sonra inşallah 1 ay 2 ay içerisinde temeli atılacak. Şu anda zaten mevcut olan tıp fakültesi devam ediyor. 4. sınıf öğrencileri Siirt'te eğitim ve öğretimden devam ediyorlar. Burası da kurduktan sonra oraya geçecekler. Şu anda tıp fakültesi ile ilgili, eğitim araştırma hastanesi ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Yakında inşallah 1-2 seneye kadar bitip ve memleketimize, bölgemize hizmet edecek. Tekstil kentle ilgili de şu anda tüm merkezde, ilçelerimizde, beldelerimizde inşaatlar hızla devam ediyor. Bir kısım yerlerimize inşaatlar bitti. Yatırımcılarla bazılarıyla anlaşma yapıldı. Bugün bile yine İstanbul'dan gelen iki tane firmamızla görüşmeler yaptık. Gayet olumlu geçiyor. Şu anda yatırımcılar çok büyük bir haber gösteriyor Siirt'teki bu tekstil kentle ilgili. İnşallah yakın zamanda da bu işsizlikle ilgili çok ciddi bir neşte vuracak. Tahminimce bir seneye kadar 5-6 bin insan bu tekstillerde istihdam edilmek suretiyle yine bir nebze olsun işsizliği inşallah azaltacağız. Kentsel dönüşümle de ilgili aynı şekilde zaten süreci biliyorsunuz. Bir seneden beri devam eden sürecin sonuna yaklaştık. Şu anda ev sahipleriyle, iş yeri sahipleriyle bir ön görüşmeler yapıldı, ön imzalar alındı. Şu anda halk memnun, vatandaş evini vermekten imtina etmedi. Hiçbir şekilde de bir olumsuzluk yok. Her şey güzel gidiyor. Tahminimce 1-2 aya kadar da orada ilk kazmalar vurulacak. Bu ilk etap. Daha sonra ikinci etap, üçüncü etap olarak da Siirt'in bu kökleşmiş sıkıntısını inşallah 2-3 yılda bitireceğiz. Şu anda zaten Siirt'e gözle görüyoruz çünkü bir hareketlilik var. Biz şu anda kamu kuruluşlarının çoğunu memleketimize, milletimize hizmet eden tüm her şeyi vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet etmesi için değiştirdik. Şu anda değişmeyen iki tane kurumumuz var. Onların da ihalesi yapılmak üzere. Zaten Çevre İl Müdürlüğü'nün binası ihaleye çıktı. Bir gençlik ve sporun da teklifi yapılmış. Bunun dışındaki tüm il binaların hepsi, kamu kuruluşunun hepsi değiştirildi. Şu anda tarım bitmek üzere. Kültür Bakanlığı ikinci katı çıktı. Kültür Bağış Müzesi bitmek üzere. Yani burada yapılması gereken ne varsa hepsi yapılıyor. Okullarımız inşaat halinde. Daha önce yine pandemiden geciken ve fiyat güncellemesinden dolayı 4-5 tane okulumuzun projesi durdu. Onlar da geçen hafta onaylandı. Yine ihale edildi. Anadolu Lisesi işte bugün sabah oraya uğradım. 4. kata çıkmış. Yani diğerleri de aynı şekilde polis amca, fevzi çakmak hepsinin ihalesi yapıldı. Yani 1-2 seneye kadar tüm bunların inşallah hepsini bitirip memleketimizin ve milletimizin hizmetine sunacağız.